Merhabalar herkese. Bugün Asus TUF Gaming'in oyun monitörünü inceleyeceğiz. Teknik özelliklerini, fiziksel yapısını ve tecrübelerimi paylaşacağım sizlerle. Önce teknik kısmına başlayalım. Asus TUF Gaming VG249 G1R adlı modeli. 27 inç bu ekran ve 144 Hz'e sahip. Farklı teknolojiler barındırıyor. Birazdan kısa yol menüsünden de göstereceğim. IPS panel ve FreeSync destekli son teknolojiye sahip bir oyun monitörü. FreeSync'in tabi önemi özellikle de oyuncular için çok önemli. Oyundaki takılmalar, donmalar, yırtılmaları olabildiğince engelliyor. Full HD bir monitör. 1 milisaniyelikte bir tepki süresi var. Yani çok çok düşük. Yine oyuncular için önemli. Tabii ekranın renkleri çok hoş. Kendi fikrimce. Ancak oyun monitörü olduğu için de hoparlörleri eksik kalıyor. Birazdan arka tarafında gösterdiğimde göreceksiniz. İki hoparlörü var. Zaten genel olarak oyun monitörlerinde dışarıya gelen ses bu kadar oluyor. Birazdan bir müzikle destekleyeceğim videoyu. Kulaklık takarsanız çok daha verimli olur. Ama idareten de olsa hoparlörleri fena değil diğer monitörlere göre. Kısa yol menüsüne geçelim. Evet, şurada arka tarafında yine o tarafı arka kısmını gösterdiğimde göstereceğim bir tuşla menüyü hızlıca açabiliyoruz. Menüye girmek için orta tuşa basıyoruz. Burada genel teknolojilerinden ve özelliklerinden bahsedebiliriz. Burada genelde oyun oynayanlar için uygulayabilecekleri ayarlar mümkün. Game Visual adı altında 7 farklı görüntü modu var. Bunlar da tabi işte oynadığınız oyuna göre değişiklik gösterebilir veya film izliyorsanız, dizi izliyorsanız sinema moduna alabilirsiniz. Fark etmişsinizdir. Farklı renkler, farklı gölgelendirmeler, manzara modu, yarış modu, sinema modu, RTS RPG modu, FPS modu, sRGB modu, MOBO modu diye 7 farklı ekran var. Ben genelde FPS modunda veya film izliyorsam da sinema modunu alıyorum. Game Plus kısmında bu menüye direkt ulaşabilirsiniz veya bu şekilde benim şimdi girdiğim gibi menünün içinden de girebilirsiniz. Burada oyun içi aslında özellikler nedir? Bir crosshair kısmı var. Ekranda şöyle çok küçük bir şekilde göreceksiniz nokta şeklinde eğim almak için kullanabileceğiniz bir özellik. Diğer crosshair'ları da göstereyim. Farklı farklı hedef biçiminde şekilleri ekrana getirebiliyorsunuz. Şurada da görebileceğiniz gibi. Tekrar menümüzü açalım. Zamanlayıcı, FPS sayıcı oyunlar için bazen kontrol için iyi olabiliyor. Ve görüntü hizalama yani kenarları ve orta tarafı ölçeklendirmeye yarıyor. FreeSync özelliği açık. Bu tabii daha çok görüntü testlerinde ve oyunlarda belli olur. Shadow Boost diye farklı bir özelliği daha var. Bu nedir? Oyunlardaki yine fazla gölgelendirme veya çok parlak olduğu anlarda bir noktanın görünmesini kolaylaştırıyor. Ben ikinci ayarda kullanıyorum. 3 farklı ayarı var ve hiç olmaması için de düzey 0. Türkçe'de tabii böyle biraz farklı çevirmişler. Bu şekilde seçebilirsiniz. Diğer menü kırılımları işte standart parlaklık,
kontrast, görünüş kontrolü. Mavi ışık filtresi gözünüzün rahatsızlığı için yapılmış. Yani gözünüz rahatsız olduğunda düzeyi artırabilirsiniz. Sağlık için önemli faktörlerden biri. Sadece bunun için gözlük takanlar da var tabi. Renkler tabi gördüğünüz gibi değişiyor. Olabildiğince mavi ışığı kesmeye çalışıyorlar. Renk sıcaklığı, giriş seçenekleri, burada kısa yollar ve işte genel ayarlar, dil, ses, ekonomik mod kendi kendine kapanması, güç göstergesi ve genel bilgilendirmeler gibi farklı menü kırılımları var. Menüde ayrıyetten şunu da göstereyim. Bir kere tıkladığınızda, orta tıkladığınızda daha deminki menü kırılımları açar. Mesela bu şekilde direkt kapatabiliyoruz. Açılma ekranı da bu şekilde gözüküyor. Game Plus'ı açmak için bakın böyle bir farklı, daha hızlı ulaşabileceğiniz oyun içinde daha hızlı ulaşabileceğiniz bir kırılım daha var. Kısa yol tuşları gibi. Game Visual da aynı şekilde. Sadece yukarı ve aşağı yaparak aslında oyun içince hızlıca değiştirebiliyorum. Evet, teknik özellikleri genel olarak bu şekilde. İsterseniz görüntü özellikleriyle devam edelim. Evet, FreeSign özelliğini test etmek ve 144 Hz sahip monitörü gözlemlemek için bir test yapıyoruz. Gördüğünüz gibi en üst kısımda 144 karelik bir görüntü akışı var. Aşağıda da ekranın kendi özellikleri otomatikman geliyor zaten. Evet, hoparlörlerden biraz ses verdim. Müzik performansını dinlemeniz için. İdare ederin üzerinde açıkçası. Tabii çoğu oyun monitörü bu şekilde. Kimisinde daha fazla hoparlör var ama onda iki hoparlörlü bir ekran. Ve yeterli seviyede aslında kulaklık olmadan da bir şeyler dinlemenizi ve izlemenizi sağlayabilir. Biraz da görüntüler üzerinden ekranın performansını inceleyelim. Evet, biraz da oyun performansını izleyelim. Genel olarak oyun içi performanstan ve oyundaki renklerden
ekranın bize verdiği renklerden çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Tamamen bir fiyat performans ürünü. Gayet de başarılı olmuş. Hiçbir şekilde takılma, donma, yırtılma söz konusu değil. Evet, şimdi fiziksel yapısını inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi çok ince. Kenarları çok hoş bence. Kalın değil, yani kenarlık gibi değil. Kesinlikle. Arka tarafı ise bu şekilde. Burada iki tane hoparlör var. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Slot girişleri, iki HDMI girişi, güç ve display normal ekran girişi. Bu parçayı ayrıca kutunun içinde geliyor ve takıyorsunuz. Birkaç tık bunun içinde tabii yükseltme ayarı mevcut. Aynı zamanda ekranı bu şekilde öne doğru getirebilirsiniz. Şu an getiremedim ben. Tek elle yaptığım için. Burada da bir daha deminki gibi gösterdiğim menü tuşu. Şuradan menü gözüküyor. Sanki oyun konsolu gibi tıklayıp yan tarafları getirip menü kırılımlarından seçebiliyorsunuz. Evet, genel olarak bu şekilde bir ekranımız var. Fiyat performans kesinlikle tavsiye edebileceğimi söyleyebilirim. Başlangıç ve hatta orta düzey için gayet ideal bir monitör. Umarım video yararlı olmuştur sizin için. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.